İsmim Ozan Bulut, İstanbul Teknik Üniversitesi lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yüksek lisans mezunuyum. Yüksek lisans tezim metrobüs taşıt ve sistem tasarımı üzerineydi. İş hayatında Temsa Global otobüsleri, Hidromak çöp kamyonları ve diğer bazı firmalarda çalıştım. En son çalıştığım projede Çamlıca TV Kulesi'nin dış cephesinin 3D modellenmesi ve imalat resimlerini çıkarmak üstüneydi. Son 2 yıldır da İstanbul Beykent Üniversitesi Hadımköy Meslek Yüksekokulu Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Program Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı'nda daha çok bilgisayar üstünde 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu animasyon ve imalata dönük 2 ve 3 boyutlu çizimler yapılmaktadır. Programımıza gelecek öğrencilerin bilgisayarla haşır neşir olması ve bilgisayar üzerinde çalışmayı, 3 boyutlu modellemeyi, 2 boyutlu çizim yapmayı, 3 boyutlu imalata dönük çizim yapmayı seviyor olması beklenmektedir. Bizim programımız ilk dönemde elde çizim ve bilgisayar çizim dersleriyle başlıyor. 2 boyutlu animasyon yapabilmek üzere, daha sonra 3 boyutlu animasyona taşımak üzere ve 3 boyutlu imalat modelleri ve teknik resimlerini çizmek üzere devam eden bir programımız var. İlerleyen yıllarda endüstriyel tasarım dahil bilgisayar üstünde 3 boyutlu karakter modelleme, bunları anime etme, oyun programcılığı gibi derslerle eğitimimiz devam etmekte. Staj süresi zorunlu staj 30 gün bizde. Bu süreçte öğrencilerimiz iş hayatında atılmak için ilk adımlarını atıyorlar. Eğer imalata dönük 3 boyutlu modellemeyi seçerlerse, imalatın ve tasarımın olduğu bütün firmalarda, teknik pozisyonlarda yani 3 boyutlu modelleme, işte teknik resim çıkarma gibi çalışabilirler. Eğer oyun sektörünü seçerlerse, burada karakter tasarımı 2 boyutlu olabilir, 3 boyutlu olabilir. Bunların animasyonu veya bunların renderı gibi çeşitli sektörlerde çalışabilirler. Gene film sektörü olabilir, reklamcılık sektörü olabilir. Yani 3 boyutlu karakter modellemenin ya da obje modellemenin olduğu inşaattan tutun otomotive her sektörü seçebilirler. Yalnız tabii ki şöyle bir şey var. Öğrencinin kendisini geliştirmesi ve bu alanda hem bizim öğrettiğimiz programlara hakim olması hem de üstüne kendi becerilerini eklemesi gerekiyor. Bizi tercih etmek isteyenler için bir programımızı incelemelerini öneririm. O yüzden 3 farklı özellikle ana, demin ifade ettiğim 3 farklı ana konuda kendilerini geliştirme imkanı sunuyorlar. Ve her zamanki gibi akademik kadromuz ve okulumuzun olanakları açısından seçmelerini öneririm.